Ve çok tabii çok beğendik. Zaten aldık biz. Evet, öyle bir duyum aldık ki gezer evden. Sahibiyiz. Evet evet. Çok da memnunuz. Yani şu an yaşıyoruz. Doğayı çok seviyoruz. Bu pandemiden sonra nefes alamadığımızı hissettik. O yüzden küçük böyle bir arazi aldık. Üstüne de gezer evimizi koyduk. Çukur ateşimizi yakıyoruz. Masamızı atıyoruz. İskemlelerimizi açıyoruz şu an. Doğanın içindeyiz yani. Ve çok memnunuz. Herkes nasıl karar verdik? İhtiyaçtan karar verdik. Çünkü bir ihtiyaç doğdu. Bir barınma ihtiyacımız oldu. Ve pratik bir şey olması gerekiyordu. Çok fazla da bana iş çıkartmaması gerekiyordu. Ve o yüzden de gezer ev seçtik. Deniz subayım. Gerçekten emekli de çok güzel bir şey. Biz tabiatı çok seviyoruz ailecek. Denizler, bitkiler, ağaçlar. Torunlarımız var. Özellikle zeytinin ayrı bir ritüel boyutu var, zeytin ağacı. Öyle bir bahçemiz vardı. Eşimin bahsettiği gibi yani kalacağımız otellerde 2-3 bin lira fiyatlar uçtu gitti. Diğer taraftan normal evler de uçtu gitti. 8-10 milyon liralardan bahsediyoruz yani daire. Dolayısıyla bunların maliyetleri son derece uygun. Hele tabiatı seven insanlar için ideal çözümler. Yani onların o tip konutların onda bir fiyatına tabiatın içinde yaşıyorsunuz. Hele şimdi solar sistemler doğal tabiattan kopartmadan sizi, altyapı yoksa, elektrik yoksa ona sizi solar sistemler de bağlıyor. Dolayısıyla mutluyuz. Ürün de çok güzel, ondan da çok mutluyuz. Hazır burada yapılmışken gelelim ziyaret edelim dedik. Sizi emekli olunca dediniz ama emekli değil tabii, çocuklar, torunlar dediniz. Herkesin kullanabilmesi lazım. Evet, herkes kullanabiliyor. Yani yaşlılar içinde, torunlar içinde, yani yaş grubunun sınırsız bir şeyi var burada bu tip çözümlerde. Hepimiz kullanabiliyoruz ve tabiata daha bir bağlanıyorsunuz. Biz mesela arazi alırken daha içerideki ağaçlarımızın hiçbirini kesmeme sözümüz var. Şimdi gezer ev şöyle bir çözüm oldu. Bahçenin bir bakımı var. Bakım olduğu için gübrelemeye gidiyoruz. Ondan sonra başka şeyler yapıyoruz. İşte orada bir barınma ihtiyacımız ürün oldu. Ürün toplama dönemi. Ürün toplama dönemi, ne bileyim işte çapalama dönemi, kazıma, gübreleme dönemi falan. Budama dönemi. O dönemlerde tabii otellere tabi kalıyorduk. Ama şimdi bu doğanın içinde bahçemizden ayrılmadan böyle işçilerin başında kalarak yani her türlü çözümü biz gezer evde bulduk. Evet, olanağı olanlar kaçırmasınlar derim. Yani arazide yaşamayı sevenlerin bir şekilde bu tip konutlara sahip olmalı. Zaten bu son yılların çözümü bu. Yani bakıyorum evvelden karavancılık vardı. Şimdi biraz bu tip konuta, tiny house'a doğru dönüyor. Biz de farkında değildik yani, bu sene fark ettik ve iyi bir çözüm olduğunu da yaşıyoruz şu an.